Herkese merhabalar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir peynir daha yapacağız arkadaşlar. 10 kiloya yakın sütü tencereme aldım. Kaynatmaya başladım. Sütüm burada kaynaya dursun. Kapağını kapatayım. Evet arkadaşlar, odun ateşinde peynirimi yapmaya başladım. Bakın sobam nasıl yanıyor. Sobam yanıyor tencere üzerinde. Sütümü de kaynatmaya başladım. Peynir yapacağız. Sütüm burada kaynarken ben de size bahçeyi gezdireyim arkadaşlar. Köyde iş çok arkadaşlar. Orada sobada süt kaynarken ben de bir taraftan üzüm asmasından yaprak toplayacağım. Yarın Allah izin ederse, bugün saat şu anda 6.30-7 civarı akşam üzeri. Akşam serini, hava bakın serin. Yaprak toplayacağım şimdi serin serin. İnşallah yarın öbür günde sizlere bir de yaprak, salamura yaprak nasıl yapılır, öyle bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi üzüm asmasında şu şekilde sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Merak eden olur. Asmasını bilmeyenler, görmeyenler olur. Bakın yumuşacık, tazecik. Damarları hiç yok. Yaprak satın alırken buna da dikkat edin arkadaşlar. Ters şu kısmında fazla kalın damar olmasın. İncecik olsun. Şöyle avucunuz içine aldığınız zaman şöyle bakın. Yumuşacık sıkabilin. Evet, üzüm asmamız da bu şekil. Şöyle geçersek arkadaşlar. Ördekler de akşam gezisine çıkmışlar. Bakın bakın, orada kayığımız var. Bakım yapılacak. O yüzden evin bahçesine getirdik. Üzerine de horoz çıkmış. Kaşınıyor. Çilli horoz. Ne yapıyorsun orada? Bugün sizlere böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bir taraftan üzüm asmasından yapraklarımı toplayacağım. Bir taraftan da süt peynirim ocakta. Süt peynir yapacağım. Sütüm kaynıyor. Vaktimi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Yarın başka işlerim var. O yüzden bugün iki işimi birden görmek istedim. Şöyle yapraklarımı da toplayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle merdivene de çıkacağım arkadaşlar. Yüksekteki yaprakları merdiven üzerinden toplayacağım. Aşağıdan yetişemediklerimi de merdivenle topluyorum. Bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün sohbet etmek istiyorum sizlerle. Allah inşallah iyisinizdir. Allah iyilik sağlık versin herkese. Hayırlı geçimler versin. Şöyle yapraklarımı da düşmeden toplayayım. Daha önce bu üzüm yaprağı buradan toplarken düştüm. Ayağımın altındaki kaydı arkadaşlar. Kolum çatladı. Bayağı bir 20 gün falan, 20-25 günden de fazla kolum alçıda kaldı. Öyle bir kazada atlattım. Yine de duramıyorum gördüğünüz gibi. Bunları salamura yapmam gerekiyor. Bir taraftan da şöyle göstereyim. Bakın soba orada yanıyor. Üzerinde de tencerede süt. Onu da peynir yapacağım sizlerle arkadaşlar. İki işimi birden yürütüyorum. Bakın sobada dumanı tütüyor. Sobanın aslında bacası, borusu kısa. Ona bir dirsek takacağım. Bir boru da takacağım ama boru yok. Şimdi evdeki sobayı sökmedik daha. Onu sökünce buna ilave edeceğim. Şöyle mandalina ağaçlarımızı da göstereyim. Şunlar mandalina arkadaşlar. Çiçekteler. Bakın çiçek vermişler. Kışa da buradan mandalinalarımızı topluyoruz. İhtiyacımıza yetecek kadar mandalinamız da oluyor. Üzüm asmasını eşim fazla budamış herhalde. Bu sene dalları çok seyrek. Az az yapraklar az duruyor. Videomu beğenirseniz altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Yaprak işi de bu kadar. Son vereyim. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Şuradan şu büyük yaprağı da alayım. Her işin bir zorluğu var. Hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Yaprak toplamak istiyor.
Bunu akşam otururken katlama diyoruz, desteleyeceğim. Sabah haşlayacağım. Çok iş, işler çok arkadaşlar. Sütün kapağını yarım açık bıraktım arkadaşlar. Sütü buradan izliyorum ben. Üzüm rasmasındayım. Sütü de gözetliyorum. Taşarsa buradan beri göreceğim ve hemen taşmasını engelleyeceğim. Peynir yapacağız dedi, demiştim ya. Sütüm de sobada. Kapağı yarım açık. O da orada pişiyor. Süt yavaş yavaş kabarmaya başladı. Kaynıyor arkadaşlar. Bakın ortasından kaynamaya başladı. Bakın bakın kaynıyor. Taşacak. Kabardı sütüm, taşacak taşacak. Bir kase yoğurt var arkadaşlar. Şöyle üzerine döktüm. Bir tas yoğurt, bakın. Eskilerin deyişiyle bir tas yoğurdu ilave ettim. Sütüm fazla çünkü 10 kiloya yakın süt var burada. Şimdi peynir kesilmeye, yavaş yavaş kesilmeye başlayacak. Şimdi tuzunu da koyalım. Şöyle bir yemek kaşığı ve 10 kilo süt olduğu için 2 yemek kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Yine bir karıştıracağım. Yavaş yavaş peynirimiz de kesilmeye başladı, sütümüz. Peynir oluşacak. Ben böyle bu peyniri çok yaptım arkadaşlar. Kanalımda var. Çok yorumlar da aldım. Olumlu veya olumsuz peynir değil. Onu çökelik, lor diyenler oldu. Biz bunu birkaç asırdır büyüklerimden, annemden, babaannemden böyle gördüm. Böyle yapıyorum. Eskilerin yaptığı bir peynir. Belki zamanında maya alma imkanları olmamıştır. Pazara, çarşıya gidememişlerdir. Bu şekilde bir yöntem uydurmuşlar. Yapmışlar peynirlerini. Ben de böyle gördüm, böyle öğrendim ve bu şekilde devam ettiriyorum. Evet, peynirim, sütüm yavaş yavaş kesile dursun. Bir kase daha yoğurt getirdim arkadaşlar evden, bakın. Ancak ayrışmaya başladı. Sarı suyunu hemen verdi. Yoksa vermiyordu. Bu yorumu da çok aldım arkadaşlar. Acil diye soranlar oldu. Süt ayrışmıyor peynirden. Peynir ayrılmıyor. Sarı suyu çıkmıyor diye. Çok böyle acil soru soranlar da oldu. Şimdi benimki de inanın öyle oldu. Neden kaynaklı? Bakın sütüm benim 10 kilo süt vardı burada. Bir kase yoğurt az geldi. Ayrışmadı. Böyle sütü süt olarak üstü kesildi ama alt kısmı öyle kaldı. Hemen gittim bir kase daha yoğurt getirdim. Bir tas daha ama dolu dolu değildi. Koyunca ikinci yoğurdu da dökünce hemencecik sarı suyunu verdi, bıraktı. Başınıza böyle bir şey geçerse demek ki yoğurt az gelmiş demektir. Eski yoğurt olur, ekşi yoğurdunuzu değerlendirin. Sulu kısmından yoğurdunuz sulu tuttuysa, suluysa eğer sulu kısmından koyun. Her halükarda olur. Bakın çok güzel bir şekilde ayrıldı. Sarı su tamamen çıktı. Sarı suyunu verdi. Çok da güzel. Mis gibi de kokusu var. Taze taze süt kokusu var. Şimdi peynirimi torbaya dökeceğim. Üzerine baskı koyacağım ve ondan sonra yaprağımı toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir video çekmek istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Akşam üzeri gün batımı sizlere şöyle bir bahçeden dut ağaçlarımı da çekeyim arkadaşlar. Karşıda dut ağaçları var. Tavuk kümeslerimiz var orada. Burada ahırımız var. Bir tane ineğimiz var. İneğimin de yarın sizlere öbür gün bir çekeceğim. Orada seram var. Çam ağaçlarımız falan derken üzüm osmamız. Size daha önce kanalımda var arkadaşlar. Evimin bahçesini falan çekmiştim. Evet, şimdi peynirime bakayım. Taşmasın.
Bugün böyle değişik bir video yapmak istedim. Günlük rutin işlerimi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bir taraftan peynir kaynattık, bir taraftan yaprak topladık. Evet, peynirimiz oldu bakın. Çok güzel bir şekilde nasıl sarı suyunu verdi. Tuzunu da koymuştuk. Şimdi torbaya dökeceğim. Evet arkadaşlar, peyniri torbaya döktüm. Üzerine baskı koydum. Şu anda suyu süzülüyor. Yaprakları da bakın bayağı bir yaprak topladım. Masamın üzerinde rüzgar da uçuruyor. Şimdi akşam da oldu, hava kararmak üzere. Şimdi eve çıkacağım ve yapraklarımı katlamaya başlayacağım. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.